Herkese merhaba. Pedagoji Okulu'na hoş geldiniz. Efendim uzunca bir ara vermiştik Pedagoji Okulu'na. Okul tatilleriyle birlikte Pedagoji Okulu da bir süreliğine yayınına ara vermişti. Pandemiydi, mandemiydi derken efendim bu ayrılık birazcık uzunca sürdü. Ve yeni sezon yayınlarımızla birlikte yeni sezon çocuğu konuşmak üzere randevuleşmiştik. Evet yeni dönemin 2021-2022 yılına kadar umarım uzayacak olan yeni dönemin yeni yayınlarıyla birlikte olacağız. Efendim, bugüne kadar 144 program yaptık. 144 hafta çocuğu anlattık ki hala doyamadık. Çocuğu anlatmaya hala doyamadık. Çocuğu analiz etmeye hala doyamadık. Çocukluktan yola çıkarak yetişkini analiz etmeye hala doyamadık. Birçok izleyici için aslında 144 bölüme şöyle bir baktığında çok gibi geliyor. Kimisi bir saatlik kimisi bir buçuk saatli, kimisi iki saatlik programlar. Bir de sıkışık zamanı olanlar için kavraması, takip etmesi zor gibi geliyor. Halbuki birçok izleyici ise pedagoji okulunun farkına varan çocuğun duygusal gelişimini adım adım yakalamış olan pedagoji okulu anlatılarının içerisinde yakalamış olan kişiler için ise 144 bölümün tamamını defterine not alarak kavramları öğrenerek bir okul gibi efendim kendisinde geliştirerek yapılandırdığını görüyoruz çocuğu kavramaya çocuktan yola çıkarak aslında kendini anlamaya kendisini geliştirmeye, kendi farkındalığını oluşturmaya doğru bir serüvenin yolculuğun içerisinde olduğunu görüyoruz ki bu bizi mutlu ediyor. Peki birçok kişi için dedik ilk bakışta 144 bölüm bu bölümle birlikte 145 tane bölüm. Öyle ilk bakışta insanı korkutuyor. 144 bölümün hangisi bana hitap eder? Hangisi benim çocuğumun şu anki problemine hitap eder diye e, düşünenler için bu bölümde yeni sezonun ilk bölümünde biz 144 haftadır pedagoji okulunda ne anlattık? Neyi anlattık? Ya da arada bir denk gelmiş olan pedagoji okuluna arada bir denk gelmiş olan. Bugüne kadar yayınladığımız 25 tane kitap var. 25. kitap da çıktı. Kendini affet kitabı da çıktı. 25 tane kitabın içerisinde kimisi bir kitaba denk gelmiş olabiliyor. Kimisi bir cümleye denk gelmiş olabiliyor. Kimisi bir anlatıya denk gelmiş olabiliyor. Bir videoya denk gelmiş olabiliyor. Bir sohbete denk gelmiş olabiliyor. Bir bütünü yakalayamayınca parça parça olan kısımlarda hadi canım sen de diyerek veya iyi de diye başlayan cümleler içerisinde kendi düşüncelerini efendim e, dile getirmeye çalışarak çocuğun kavranma kavranmasında aslında eksik kalınıyor. Ya da kendi yetiştiriliş tarzının ayrıntılarını fark etmeden biz çocukken diyerek aslında pedagoji mi vardı? Biz çocukken diye başlayan cümleler kurulmaya başlanılıyor. İşte o yüzden bu programda biz 144 programdır, ne anlattık? Kısa bir özet çıkartmaya çalışacağım ve e, genellikle sorulan, muhtemelen zihinlerde gezinen bazı soruları da cevaplandırmaya çalışacağım. Bireyin kendi yetiştiriliş tarzı ya da çevresinde gördükleri ile efendim pedagoji gerçekleri arasındaki e, çelişkileri cevaplandırmaya çalışacağım. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Çocukluk dönemi aslında çocuğun zihinsel filtrelerinin olmadığı bir dönemdir. Bu ne demek? Bu şu demek. Çocuk yorumlayıcı aklını kullanamadığı için. Yorum, yorumlayıcı akıl ne demek? Kıyas edici akıl. Ya da bir bütünlüğü henüz kavrama yeteneği olmayan bir akıl demek yorumlayıcı akıl. Ne demek? Ee, söylemeye çalışayım. Mesela evin içerisinde anne baba arasında kavga var. Evin içerisinde babanın işte bir gerilimi var. Evin içerisinde annenin e, sabah bir bağırtısı var. Kalkın diye bir bağırtısı var. Bu saat oldu diye. Ya da ödevini yapmadığı için öğretmeninin bir azarı var. Azarı işittiği için annesinden işittiği bir azar var. Çocuk e, çocukluk döneminde çocuk Kıyas edemediği için, yani kendi yaşamının dışında henüz farklı yaşamları görmediği için yaşamın bu olduğu zanlı içerisindedir. Kıyas edecek bir yeteneği yoktur. Ne yaşıyorsa onun doğru olduğunu zanneder. Annesi kendisine hiç e, dokunmadıysa, annesi kendisine hiç hikaye okumadıysa akşamları yatarken, babasıyla birlikte hiç parkta, salıncakta sallanmadıysa onunla bir sokakta top oynamadı, koşu yapmadı, yarış yapmadı. Babasıyla birlikte akşam yatağın üzerine bağdaş kurup karşılıklı olarak hiç oturmadı ve babasını sadece elinde kumandayla televizyonun karşısında gördüyse baba figürü olarak bunu tanıdıysa Çocuk için doğru kavram aslında çocuk bunun doğru olduğunu başlangıçta zanneder. Ta ki nereye kadar? Ta ki şuraya kadar bir danışanımın bana söylediğinden yola çıkmaya çalışayım. Ortaokula gelmiştik hocam. Annem beni ilkokuldayken hep kendisi gönderirdi. Yani kapıdan çıkardı. Hatta çoğu zaman kalkmazdı bile yataktan. Ben kendi kahvaltımı kendim hazırlardım. Öylece çıkardım ki onun bunu doğru olduğunu zannediyor. Annelik modeli olarak bunu yani normal diye görüyor. Ne zaman ki ortaokula başladığımda bir arkadaşımı gördüm. Annesiyle birlikte gelmişti ve annesi onun yanağından tuttu ve yanaklarından öptü ve kız da annesinin elini tuttu. Görüşürüz dediler ve sarılarak birbirlerine Allah'a ısmarladık diyerek bay bay diyerek okulun içerisine girdi kız. Benim o kadar tuhafıma gitmişti ki. Yani bir annenin çocuğunun yanağından tutması, yanaklarından öpmesi, sarılması, ortada hiçbir şey yok. Sanki uzunca bir yolculuğa mı çıkacak, herhangi bir şey mi olacak? Hani benim annem benim normalde yanağımdan hiç tutmadan, beni sarılarak hiç öptüğünü hiç hatırlamadan geçen bunca yıl sanki çok özel bir şey oluyormuş gibi hissettiğim bir durumu oluşturmuştu bende diye söyledi. Bir başka danışanımsa şöyle söyledi. Hocam ben evlendikten sonra arkadaşlarımın babalarıyla, arkadaşlarımın çocuklarıyla parka gittiğini gördüğümde bana çok acı bir hikaye hatırlattı. Bana çok acı bir şey geldi. Ya bunlar hani vakitlerini neden çocukları için bu kadar şey yapıyorlar, işleri güçleri yok da parka gidiyorlar gibi ilk önce geldi. Sonra fark ettim ki aslında çocukla ilgilenmek, çocuğa yakın olmak, çocuğun bir ihtiyacı, duygusal ihtiyacını karşılamak, onun kişilik gelişiminin bir parçasıymış. Çocuğu geliştirmek, çocuğun duygularına temas etmek gelişimin bir parçasıymış. Gibi. Aslında çocukluk döneminde işte çocuk ne yaşıyorsa onu normal zannettiği için babası ona vurduysa, babası ona kızdıysa, babasıyla birlikte hiç uzanıp yatmadıysa, babası onun için bir hikaye okumadıysa, bir gece hikayesi okumadıysa çocuk bunu normal kabul ettiğinden dolayı kendi yaşamında ilişki kurabilecek başka bir yaşam tarzı bilmediğinden dolayı zaman ilkokul çağlarına dan bahsediyoruz. Ta çocuğun doğumuyla ilkokul çağları kıyas edebilecek bir durumu olmadığından dolayı çocuk zarara uğradığını da yoksun kaldığını da bilmez. O yüzden ne yaşıyorsa çocuk bir filtresiz olarak yaşar. Hissettiği her şey duygularına direkt tesir eder. Hissettiği her şeyden kastımız nedir? Örneğin eğer babası ona diyorsa sen geri zekalı mısın diyorsa, annesi ona ders çalıştırırken diyorsa, ya bıktım senden diyorsa, sen ne biçim insansın diyorsa demişse, çocuk gerçekten kendisinin bıkılacak birisi olduğunu düşünür, hisseder, anlar. Neden? Kıyas edebilecek başka çocuk, başka ev, başka anne çocuk, başka çocuk baba ilişkisi yoktur ki çocuğun dünyasında. Ne yaşıyorsa filtresiz olarak kendini suçlayarak suçlanmış olduğu tarafı kabul ederek yaşar. İşte çocukluk döneminin zarara uğratıl zarara uğranmasının en yoğun olduğu dönem diye söylememizin en büyük sebebi çocuk ne yaşıyorsa hassas bir benlikle henüz yorumlayıcı aklı olmadığı için kıyas edebileceği bir bütün içerisinde olayları yorumlayamayacağından dolayı işittiği ve yaşadığı her şeyi içselleştirir. Peki ne zaman içselleştirmekten e, geri durmaya başlar? Yaklaşık ön ergenliğe doğru, işte çocuk 10-12 yaşlarına doğru gelmeye başladığında, artık e, sen geri zekalı mısın diye söyleyen bir yetişkin varsa kendisine, sensin geri zekalı der. Yani çocuk artık kendisinin bir geri zekalı olarak görülmesini, azarlanmasını, küçük düşürülmesini kabullenmez. Çünkü ben geri zekalı değilim diye söyler. Dikkat ederseniz zaten anne baba çocuk ilişkisinin içerisindeki en problemli dönem, bu çocuğa bir şey oldu denilen, zannedilen dönem, artık çocuk uyandı. Görmeye başladı. Arkadaşının annesi babasıyla olan ilişkisini görmeye başladı. Kendi annesinin bağırıyor olan bir anne olduğunu kendisine iyi davranmadığını babasının kendisiyle ilgilenmediğini koltuğun üstünde yatan bir babası olduğunu birkaç dakikalık oyundan sonra canının sıkıldığını kendisiyle parka gitmediğini artık çevresini görmeye başladıkça yani bir bütünü yorumlayıcı aklıyla birlikte görüp kendisini yorumlamaya ilişkiyle o ilişkiyle kendi anne baba arasındaki ilişkiyi yorumlamaya başladığında işte çocuğun tepkiselliği işte çocuğun zarara uğramışlığı ve aileden kopma, anne babadan kopma ve kendisine daha iyi gelecek ilişkiler arama arkadaşlıklar arama onlarla daha iyi olmak ve kendi ailesiyle olamadığı yakınlığı onlarla kurmak üzere. Efendim yeni yeni kapılar açmaya çalışması dönemi, Tam da bu döneme denk gelmiş olur. Yani aslında baktığımızda çocuğun e, o filtreleri, zihninin henüz savunucu tarafı olmadan, kıyas edici tarafı olmadan ne söylenirse birden içselleştirdiği, yoksun kaldıkça bunu derince yaşadığı, annesine sarılmaya ihtiyacı var akşam yatarken ancak annesi gelmiyor, Halbuki bir duygusal ihtiyaç içerisinde ve sarılıyor işte uyku arkadaşına ya da yastığın altına kafasını koyuyor. Hangi haliyle koyuyor? Duygusal ihtiyacı içerisinde efendim kafasını yastığın altına koyuyor. Gece korkuyor. Anne diye seslendiğinde babası cevap veriyor. Ne var? Ne oldu yine? Uyu hadi! Diye seslenince kalbi huzursuz içinde bir ağrı var cama bakamıyor pencereye bakamıyor kapıya baksa başka bir şey görüyor ve bu ağrıyla bu huzursuzlukla birlikte yatağın içerisinde öylece beklerken aslında bir hassasiyet kazanıyor çocukluk dönemi işte çocuğun ebeveynle kurduğu ilişkide çocuğun doğal ihtiyaçlarının karşılanmıyor olması, çocuğun yorumlayıcı aklının henüz işlevsel olmadığından dolayı kendisini ve ben algısını yanlış şekillendiriyor olmasından dolayı, ben algısı dediğimiz şeyi de azıcık açmaya çalışayım. Ben algısı şu, çocuğun kendisini nasıl algıladığı, çocuğun kendisini nasıl algıladığı, Şimdi burada izniniz olsa bir parantez daha açmaya çalışayım. Biz yetişkinler çoğunlukla ben algılarımızın kurbanıyızdır. Ben algılarımızın kurbanı. Kendimizi nasıl algıladığımızla ilgili. Bakın, bir kalabalık ortama girdiğimiz sırada kendimiz gibi olamıyoruz. Kendimiz gibi olamıyoruz. Ya da işte bir gözümüzde büyüttüğümüz, küçülttüğümüz ya da anlam yüklediğimiz bir Risk karşısında rahat olamıyoruz. Heyecan basıyor, kaygı basıyor. Efendim bir sınava gireceğimiz sırada öbürleri ötekiler sanki çok iyi yapıyor, ben sanki yapamıyormuşum gibi hissediyorum. Kendimi değersiz hissediyorum. İşte bunların her birisi hissediyorum, zannediyorum, yetersiz hissediyorum değersiz hissediyorum, suçlu hissediyorum gibi tüm bu hissettiğimiz ve zannettiğimiz şeylere ben algısı diyoruz. Öyle algılamış. Çok güzel bir çocuk var, kendisinin çok pis olduğunu algılamaya başlamış. Ellerinin büyük olduğunu algılamaya başlamış. Kız efendim gözlerinin büyük olduğunu algılamaya başlamış. Kulaklarını bilmem falanca olarak, karnını şiş olarak, kalçasını büyük olarak efendim vücudunu şu şekliyle algılamış, bu şekliyle algılamış. Tüm bu algılar işte algılara ben algısı diyoruz. Kişi kendisini nasıl algılıyor? Fiziksel olarak nasıl algılıyor? Efendim kendisini değerlilik olarak nasıl algılıyor? yeterlilik olarak nasıl algılıyor tüm bu algının bozulmasına yani çocuğun büyülenmesine yetişkinlikte bir te çocuklukta bir tesir altında kalıp bu tesirin neredeyse bütün bir yaşam boyunca devam etmesine kimse beni sevmez ki sevmez ki ben sevilmeye değer birisi değilim gibi algıladığı tüm bu algıların hepsine ben algısı diyoruz ve bu kene gibi yapışmıştır üzerimize. Bu etle tırnak gibidir. Eğer kişi kendisini sevilmeye değer olduğunu hissetmiyorsa, eşi onu istediği kadar sevsin. Kadın huysuzdur yani, sevdirmez kendisini. Kendisini bırakamaz. Neden? Çok abartılı davranıyor diye düşünür. Kendisini efendim ya da sevmeyi bilmeyen bir kişi sevilmeye değer olduğunu bilmeyen bir kişi aynı zamanda sevmeyi de bilmeyen bir kişidir. Birisini sevmeyi beceremez. Bunun nasıl bir şey olduğunu bilmez. Tüm bunların her birisi mesela der ki kendisine "Efendim ben çocukla oynamayı sevmiyorum. Ben şunu yapmayı istemiyorum. Benim huyum böyle. Zannettiği şeylerin ben sinirli birisiyim." öyle denmiş ben pasaklı birisiyim der arkasında bir de güler. Ne bileyim ben iş yapmayı sevmem ta çocukluğumdan beri. Tüm bunların her birisi bozulmuş bir ben algısıdır. Kişinin kendisini öyle algılaması. Kendini günahkar olarak algılar. Kendisini erdemsiz olarak e, algılar. Kendisini ahlaksız olarak algılar. Tüm bu kendisiyle ilgili algıladığı, bozulduğu, anlamların bozulduğu alanı işte e, ben algısı diyoruz. İşte çocukluk döneminde yetişkinin çocukla kurduğu ilişkide çocuğun henüz yorumlayıcı aklı olmadığı sırada aldığı eleştiriler, suçlamalar, efendim kendini yetersiz hissetmeler, çocuğun bir taraftan ben algısını oluşturduğu gibi duygusal ihtiyaçlarının karşılanmamış olması da çocuğu yetişkinliğe doğru, neye doğru taşımaya başlar. Çocukta bir hassasiyet oluşmasını beraberinde getirir. İşte aslında bütün şu ana kadarki anlattığım kısmın özet kavramı hassasiyet. Çocukluk dönemi bireyin hassasiyet kazandığı dönemdir. Aşırı hassasiyet kazandığı. As hassasiyet nerede Bu, kazanılır? Bir, ben algısının bozulmuş olmasıyla hassasiyet kazanılır. İki, giderilmemiş duygusal ihtiyaçlarından dolayı birey hassasiyet kazanır. Mesela bir örnek vermeye çalışayım. Ne demek istiyorum? Annesine doyasıya sarılmamış, annesiyle doyasıya annesinin koynuna girip, annesinin sıcacık koynunu koklayarak çocukluk dönemi gitmemiş olan, çocukluk dönemini geçirmemiş olan bir kişi yetişkinlik döneminde Hala anne yakınlığını aradığının farkında değildir karısının üzerinde. eşi ona örneğin hasta olduğunda üstünü örtmez ise alınır, gücenir, küser. Ne oldu sana? Benimle hiç ilgilenmiyorsun. Bir dakika ne oldu ki ilgilenmiyorum? Üstümü örtmüyorsun. İyi de sen koskoca 30 yaşında kadınsın. Sen 30 yaşında koskoca adamsın. Üstünü örtebilirsin. Ben de görmemiş olabilirim. Bununla ilgilenmemeyi bununla işte kendini bu kadar kötü hissetmeyi gerektirecek şey ne? Benim giderilmemiş hassasiyetlerim var. E, özür dilerim. Benim giderilmemiş ihtiyaçlarım var. Zannediyor ki birey bilinçaltından o ihtiyaçları onunla gidereceğini zannediyor. Böylelikle işte bireyler alıngan, kırılgan, çatışmacı oluyor, tepkisel oluyor. Ben hiç düşünmüyorsun. Beni hiç sevmiyorsun. Beni hiç bilmem e, değerli görmüyorsun. Ya vallahi öyle değil. Billahi öyle değil. İstediğin kadar öyle söyle. O öyle hissediyor hassasiyetinden dolayı. Mesela başka bir örnek vermeye çalışayım. Adam eve geldi. Adam eve geldi. Eşi telefonla konuşuyor. Camın kenarına gitmiş. Konuşuyor telefonla. Adamcağız şöyle bir baktı ocağın üstünde bir şey yok, şu tarafa da dö döndü baktı, masanın üstünde de bir e çorba yok, herhangi bir yemek yok, tam takır kuru bakır gibi sanki bir e evin içerisine girdi, eşine birden baktı, sinirlice eşine birden baktı, böyle dedi, odaya çekildi, gitti lavaboya, elini yüzünü yıkarken konuşmaya başladı, Ulan biz akşama kadar dedi dışarıda işte el alemin ağız kokusunu çekiyoruz. Ulan eve geliyoruz bir tas çorba bile yok diye söyledi. Gerginleşti. Eşi telefonu kapattı, yanına gelmeye çalıştı, yüz vermedi içeriye gitti, oturdu masaya işte bir dilim kuru ekmek aldı, onu yemeye çalışıyor. Ne yapıyor bu adam? Ne yapıyor? E, eşine olan şu andaki öfkesi, eşini aşağılamaya çalışması, eşine kızmaya çalışmış olması açlıktan dolayı mı? Yo, aslında gidip ekmek alabiliyor bak oradan, gidip içerisine bir şey koyup yiyebiliyor. Kızgınlığı ondan dolayı değil, öfkesi ondan dolayı değil. Ya neyden dolayı? Hassasiyetinden dolayı. Ne hassasiyetinden dolayı? Değersizlik hassasiyetinden dolayı. Eve geldi, kendini berbat hissetti değersiz hissetti kendisinin hiç düşünülmemiş olduğunu hissetti ve o duygu onu aldı halaç pamuğu gibi kalbini şişirdi içini daralttı eşine kötü davranmak zorunda hissettirdi bu duygu lavabo'ya gitti eşine söylendi kendine söylendi allah benim dedi allah senin dedi bu ne biçim lan evlilik dedi. Sinirlendi gitti içeriye işte bir parça ekmek aldı onu da hırsla yemeye çalıştı. E, hangi duygu bunu bu şekliyle alaşağı ediyor? Kendini değersiz hissettiği için. Peki değersiz hissetmesine gerek var mıydı acaba? Ya da kendini değersiz hissettiren bir durum olmuş olsa da bu durumu kendisine zarar vermeden ötekini cezalandırmadan daha olgun, daha anlayışlı atlatamaz mıydı? Eğer bu hassasiyet olmasaydı belki şöyle atlatırdı. İçeriye geldi, masanın üstüne baktı yemek yok, ocağın üstüne baktı ocağın üstünde de yemek yok, eşine de baktı, eşi de telefonla konuşuyor. Eşine seslenirdi, ben bir şeyler hazırlayayım, sen telefonla konuş, devam et. Diyerek eşini aşağılamayı ya da kendine hakaret etmeyi, e, sanki hem kendini hem de ortamı germeyi bir çözüm aracı olarak kullanmazdı. Ama neden bunu yapıyor? Daralıyor çünkü. Neden daralıyor? Değerlilik duygusu içerisinde yetişmemiş olan bir bireyler, kendisiyle ilgilenilmediği sırada gerilir, daralır. Daralması, o sıradaki fiziksel ihtiyacının karşılanmıyor olduğundan dolayı değil, hassasiyeti, kendisini eee yorduğundan dolayı, içini sıktığından dolayı. Bir başka örnek vereyim. Bir başka örnek vereyim. Beyefendi işten geldiğinde işte lavaboya gidiyor. Her seferinde elini, yüzünü yıkıyor, saçını yıkıyor vesaire yapıyor ve her döndüğünde de eşi arkasında havlu vermeyi kadıncağız bir gelenek olarak, kendi kültürünün bir parçası olarak yetiştiği işte coğrafyanın içerisinde eşinin havlusunu tutmak işte eşinin işte atletini getirmek, çamaşırını getirmek gibi ihtiyaçlarını anında gidermeyi, hatta eşi kendi ihtiyacını fark etmese de o onun ihtiyacını gidererek ona yakın olmayı böylelikle kendi hanımefendi kendi ihtiyaçlarını gidermenin ötesinde önceliğinde eşinin ihtiyaçlarına gidermeyi bir yetenek haline getirmiş bir hanımefendi bir gün eşiyle çatıştı. Çok canı sıkıldı. Eşi hiç olmayacak şekilde ona davrandı. Bu hanımefendi eşine ilk defa havlusunu tutmadı. Bizzat kulaklarımla duyduğum. Hocam dedi ki o kadar canım sıkıldı, o kadar daraldım ki kendimle de çelişkiye girdim. Yemek de yapmadım eşime. Gittim yatağa uzandım. Eşimin geldiğini duydum. İşte çocuklara sordu. Anneniz nerede diye sordu sinirlice. Oğlum dedi ki annem yatıyor diye söyledi. Zaten başka bir şey yaptığı yok ki diye bir ses duydum ama böyle ağır bir duygu çöktü içime. Sonra geçti lavaboya çeşme sesini duydum işte elini yüzünü vesairesini yıkadı. Sonra şangur şungur diye bir ses geldi. Ee, havlu çıkartmak için işte bir yerleri açmış vesaire yapmış. Oradakileri böyle şangur şungur diye dökmüş. Ortaya atmış havluyu. Sonra içeriye geçmiş. Yemek olmadığından dolayı sinirlenmiş tencereyi tavayı bir tarafa doğru atmış. Şimdi kadıncağız yatağın içerisinde şunu söylüyor. Hocam bir taraftan kalbim kırık bir taraftan da korkmaya başladım. Hani eşim böyle fiziksel şiddet uygulayacak birisi değil ama sanki çocuk gibi yatağın içinde korkmaya başladım. Ve e, öylece kaldım yatağın içerisinde. Peki bu beyefendi havluyu çıkartmayı bilmiyor mu dolaptan? Böyle alıp işte yüzünü silmeyi bil bilmiyor mu? Biliyor. Neden gürültü çıkartıyor? Neden eşyaları aşağıya doğru döküyor? Neden bir yumurta kırmasını bilmiyor mu? Kesinlikle biliyor. Peki tüm bunların her birisini neden dolayı yapıyor? Çünkü kendisini değersiz hissettiği için, havlusu tutulmadığı için, değersiz hissettiği için, efendim bir yumurta kırılmadığı için, kendisini değersiz hissettiği için şu anda ne yapıyor? Hassasiyeti onu daraltıyor, sinirlendiriyor, geriyor, öfkelendiriyor, tencereye şiddet uyguluyor, havluya şiddet uyguluyor, masasının üstünde duran işte bilmem parfüme marfüme şiddet uyguluyor. Tüm bunlar bu kişinin doğası mı bu kişinin fıtratı mı? Hayır. Bu kişi eğer bir birey kendi ihtiyaçları giderilmediğinde sinirleniyor, geriliyor, şiddete doğru evriliyorsa bu bireyin çocukluk döneminde değerlik hissetmemiş olan bir hassasiyeti vardır. Yani daha doğrusu şöyle duygusal ihtiyaçları giderilmediğinden dolayı çocuklukta bu ihtiyaçları gidereceği umudu ile bağlandığı kişi hem eş ihtiyacını hem de çocukluktaki giderilmemiş olan derin ihtiyacı gidermek zorunda kaldığı için ve birey de bu ihtiyaçları, geçmiş ihtiyaçları da gidermeyi aslında eşinden beklediği için bu ihtiyaç giderilmediğinde kendini değersiz hissediyor. Ulan ben adam değil miyim'e dönüşüyor. İyi de kadının kalbini kırmışsın bak içeride gidiyor yatıyor önce bir ona selam ver. Merhaba de. Dün akşam çatıştık de. Yani e, kendini iyi hissederek zor durum karşısında iyilik halini koruyarak devam etmek gibi bir efendim durumu yaşayamıyor ihtiyaçları giderilmemiş ihtiyaçları onu daraltıyor. İşte tüm bunların her birisi nerede gerçekleşiyor? Çocukluk döneminde giderilmemiş ihtiyaçlar yetişkinlik döneminde beklentiye dönüşür. Beklentiler bireyi gerer, daraltır, tepkiselleştirir, öfkeyle karşılık buldurur. O yüzden hani birçok kişi diyor ki ya hocam tamam çocuk 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 vesaire diye söylüyor da Hani söylüyorsunuz ya diyor. Ya biz de insanız. Bazen bağırıyoruz, bazen kızıyoruz. Ya da kendini yorumlarken şöyle söylüyor. Ne bileyim işte hani herkes gibi. Herkes gibi dediğin şey sen nasıl yorumladın ki? Herkesi nereden biliyorsun ki? Yine bir tane örnek vermeye çalışayım. Yine şu anda aklıma gelen bir örneği vermeye çalışayım. Bir hanımefendi şöyle anlatmıştı kendi durumunu. Şöyle anlattı. Dedi ki hocam dedi. Eşimle dedi, böyle yakınlık kurmak için sürekli dedi bir çocuk gibi davrandığımı fark ettim bir ara dedi. Hatta şunu yaparken kendimi gördüğümde kendi çocukluğuma da kendime de dedi çok acıdım dedi. Eşime dedi sarılmak için çaba sarf ediyorum ve fakat eşim çoğu defa şöylece bir kenara çekiliyor, uyuma ihtiyacını işte öne sürerek bana sarılmadığını fark ettim. Ve ben de böyle bir ahtapot gibi sürekli sarılmaya çalıştığımı fark ettim. O fark ettiğim an, fark ettiğim his, aynısıyla çocukluk döneminde yaşadığım hissi ben de uyandırdı. Ben çocukken annemle babam çok kavga ederlerdi ve annem çok gergin olurdu ve ben ona sarılmaya çalıştıkça şöyle dururdu, çekil çekil, çekil, çekil diye beni iterdi. Bense böyle anneme sarılmak için bir ahtapot gibi ona sarılıp öylece e, onunla duygusal yakınlık kurmaya çalışırdım.'' diye söyledi. Çocuklukta gideremediği, çocuklukta yarım kalan hatta çocuklukta başlayan ve fakat bir türlü e, tensel ihtiyacını giderilmemiş olan ihtiyacını Şimdi eşine dokunarak gidermeye, eşine sarılarak gidermeye çalışan hanımefendi benzer bir durumu yine eşiyle yaşadığını ve eşine karşı bundan dolayı da çok gerildiğini, öfkelendiğini ve reddettiğini eşini. O da gündüz işte yemekte, aşta, işte o kendisiyle çay içmede, kahve içmede vesaire içmede kırgın bir vaziyette, hatta onu affetmemiş bir vaziyette eşiyle gündelik yaşamı yaşadığını sonradan fark etti. Duygusal yoğunluğun büyük bir kısmı çocukluk döneminde yaşanılan hassasiyetle aslında bugün bizi karşılıyor. Dolayısıyla çocuk bizim için önemli. Çocukluğun analizi bizim için önemli. Kendimizin analizi için çocukluğun analizi oldukça önemli. Hocam her şey çocuklukta mı? Hayır, tabii ki değil. Yani çocukluğun o filtresiz olduğu, ne yaşadığımızı dahi bilmediğimiz, yani herkes gibi işte normal dediğimiz ancak ihtiyaçlarımızı gideremediğimiz, su içmeyen birisinin sanki böbreklerinin ağrmaya başladığı ve zannettiği, herkesin böbrekleri ağrıyor diye zannettiği gibi bir iyi niyet ya da farkındalık eksikliği içerisinde yetişkinliğe erişince bu kişi neyse çocukken şu anda da o ne açıdan o? Eğer kendisine bir yemek ikram edilmeyince gerilir, kendisini değersiz hisseder. Eşinin yanına oturdu, elini tutmaya çalıştı. Ya eşinin de canı sıkkın, eşinin elini tutmak istemedi. Sinirlendi, içeri gitti. Ya sen de dedi ne biçim eşsin falan diye söyledi. Neden dolayı söyledi? Kendini değersiz hissetti. İşte o yüzden... Pedagoji okulu 144 programdır çocukluğun üzerinde, çocukluğu analiz ederek aslında yetişkinlik duygularını anlamaya çalışıyor. O yüzden bitmeyecek, tükenmeyecek olan aslında duygu dünyamızı yakınlaştırmaya çalışıyor bizlere. 144 program oldu bu programla birlikte 145 program oldu oluyor böylelikle. Çocuğu anlamadan yetişkini anlayamayız. Çocukluğumuzu anlamadan yetişkinliğimizi anlayamayız. Çocukluk ihtiyaçlarımızı giderip gidermediğimizi fark etmeden yani duygusal farkındalık içerisine girmeden yetişkinlikteki olaylara neden böyle tepki veriyorum? Neden alınıyorum? Neden kırılıyorum? Neden kaygılanıyorum? Neden işte bir panik atak yaşıyorum? Bunları anlayamayız. Tüm defterler yazılmış, çizilmiş, üzerinde işlem yapılmış tüm defterler geçmişte kayıtlı. Biz dün dünyaya gelip de şık diye uyandık birdenbire. Aa ben kaygılıyım diye düşünmedik. Hissetmedik. Her şey bir ke bir iki geldi. İşte o yüzden pedagoji okulu geçmiş dönemlerde neler yaşadığını bireyin duygusal ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamamış olmasının bugünkü hangi davranışlara sebep olduğu, eşiyle ilişkide, toplumla ilişkide, duygu barındırmasında. Ben kindarım diyor adam. Ya kindarlık diye bir şey yoktur ki. Kindarlık diye bir şey yoktur ki. Giderilmemiş bir ihtiyaç, hırslandırılmış bir duygu, zarara uğratılmış bir benlik vardır. Diyor ki ben çok kıskancım diye söylüyor. Ben eşimi kıskanıyorum. Kıskançlık diye bir şey yoktur ki. Ne vardır? Bireyin kendisini değersiz hissetmesi vardır. Ben hırslı biriyim diye söylüyor. Hırslılık dediğimiz şey nedir ki? Çocukluk döneminde kaygılandırılmış olması hırslı. Ben çok çalışkanım diye söylüyor. Ben çok mükemmelliyetçiyim. Mükemmelliyetçilik dediğimiz şey nedir ki? Mükemmelliyetçilik dediğimiz şey kaygılı bir benlik. Kaygı neden gelir? Sen bu gidişle bu işi başaramayacaksın cümlesinin devamı olan duygudur. Ya bir işi yapamadın gittinin devamıdır. Ya da görülmemiş olmadır hiçbir şey. Aslında yok diye zannettiğimiz zaman görülmemiş olmadır. Ne demek görülmemiş olma? Yetişkinler kendi arasında yaşamışlar. İşte onlar kendi arasında konuşmuşlar, etmişler. Çocuk nerede? İşte orada orada. Ne yapıyor? İşte o, o oynar. Anne anne ne var yavrum ya? Ne var ya bir bırakmadın peşimi? Görülmemiş olmak. Neyi oluşturur? Kaygıyı oluşturur. Neden? görmeye başlandığı sırada bu birey görmeye görülmeye başlandığı sırada görülmeyi kaybetmemek için birey sürekli performansını artırmaya çalışır. Görülmesi kaybolmasın diye sürekli performansını artırmaya çalışır. Görülmesi doğru görülsün diye ve kendisine değer verilsin diye evin içini incik boncuk cıncık yapmaya başlar. Neden? bir yastık yere düşmüş olsa ben kaç kere kaldıracağım bu yastığı? Kaldırma. Senin evin çocuklu ev. Çocuklu ev dağınık olur. Ne yapmaya çalışıyorsun ki sen? Yani çocuklar var evin içerisinde. 10 kere yastık düşüyor, 10 kere kadın kaldırıyor. 20 kere işte ortalığı kaldırıyor, 30 kere mutfağı temizliyor. Elindeki bezle sürekli olarak tezgahın üstünü temizleyip duruyor. Ya ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bir kere temizle tam temizli. 10 kere temizlik mi yapılır? 10 kere kaldırılır mı? Çocukla ev dağınık olur. Neden mükemmelliyetçi oluyor? Birey çünkü kaygılı olduğu için mükemmelliyetçi. Hani bu çok iyi bir şey değil ki. Tüm bunlara baktığımızda çocukluk döneminin yoksunlukları, görülmemiş olmalar, zarara uğramış olmalar, ihtiyaçları giderilmemiş olmalar bir garip bir ruh haliyle bizi yetişkinliğe taşıyor. Şimdi bu garip ruh halinin içerisinde ne diyoruz biz kendi kendimize? Sabahları kalktığımda çok mutsuzum. İşte eşimle çok mutsuzum. Gerçekten eşinle mutsuz değilsin sen. Gerçekten değilsin eşinle mutsuz. Ha sevmiyorum, tiksiniyorum diye söylüyorsan eşinden tamam mutsuzsundur. O zaman bir şey diyemem. Ama hani ya seviyorum cümlesinin azıcık buzcuk kıyısından köşesinden getiriyorsan sabahları kalktığımda mutsuz, huzursuz, yorgun, o bugün sabah nasıl geçecek diye bakıyorsan eğer bu bugüne ait bir problem değildir. Tükenmiş olan duygularının yetişkinlikteki yansımasıdır. Kaygılı bir ruhsal yapının duygusal yapını yapının bir dev gibi, kara bir dev gibi üzerine çökmesidir. Normalde insan sabah kalktığında enerji dolu kalkar. Enerji dolu kalkar. Yaşam onun için heyecan verici bir yerdir. Bir bıkmışlık, tükenmişlik yaşıyorsanız bugün de aramayın. Dün de aramayın. Gerçekten dün de aramayın ya şu olaylarda aramayın ya bundan dolayı aramayın ya kayınvalidemin işte bilmem neyinden ya çevremin falan değil hayır duygusal zayıflığınızda arayın neden çünkü şundan dolayı dışarıda evet olaylar olumsuz kayınvalidemle eşimle komşumla vesaireyle işle aşla vesaireyle işler olumsuz olabilir bu olumsuzluk karşısında sen psikolojik sağlamlığını Duygusal sağlamlığını koruyamaman problem. Dışarıdaki olaylar ne olursa olsun birey bu olayları atlatabilecek bir duygusal sağlamlığı yoksa dışarıdaki olaylar üzerinde konuşmayı değil, ben dışarıdaki olaylar karşısında neden geriliyorum, neden iyilik halimi koruyamıyorum? neden üzerime her şey geliyormuş gibi hissediyorum diyen duygusal zayıflığımızı konuşmamız lazım. Dışarıdaki olaylar milyarlarca yıldır hep böyle devam ediyor. Ama neyi konuşuyoruz biz? Bireyin geçmiş dönemde giderilmemiş olan ihtiyaçları, bireyin geçmiş dönemde uğratıldığı zararları, duygusal yoksunluklarının bireyi artık dayanamıyor noktasına getirmiş olmasını konuşuyoruz. Peki bu bir son mudur? Hayır. İşte bunu konuşurken beraberinde, şunu da beraberinde konuşuyoruz. Bu sizin bir kaderiniz değil. Gerginim, öfkeliyim, kaygılıyım, canım çok sıkkın, sabahları uyanmak istemiyorum, akşamları uyuyamıyorum. Bedenim sürekli kasılmış, dişlerimi sürekli olarak sıkıyorum. Çocuğun ödev yapmaması karşısında geriliyorum. Okula gittiğim zaman şöyle oluyor. Tüm bunların her birisi psikolojik zayıflıktan bahsediyorsun sen. Duyguların zayıf olduğundan bahsediyorsun sen. Yoksa olaylar... Milyarlarca yıldır dünyada böyle. Milyarlarca yıldır insanlar evleniyor, kayınvalideleri var, kayınpederleri var, vesaireleri var. Tüm bunlara rağmen ne yapmaya çalışıyor insan? Duygusal olarak güçlenmeye çalışıyor. Yaşama sevincini getirmeye çalışıyor. Peki oluyor mu bu? Evet. Evet. Bu kader değil. Gerçekten kader değil. Teslim etmeyin kendinizi. Toparlayabilirsiniz duygularınızı toparlayabilirsiniz, hislerinizi toparlayabilirsiniz. Bir sabah kalktığınızda kendinizi iyi hisseder bir vaziyette bulabilirsiniz. Bu oluyor, olur, yapılıyor. Bu ben değilim. Bu zarara uğratılmış duygularımın bende oluşturduğu ağırlık. İşte tüm bunlar için neye ihtiyacımız var? Pedagoji okulunu izlemeye ihtiyacımız var. Tüm bunlar için neye ihtiyacımız var? çocuğu tanımaya ihtiyacımız var. Tüm bunlar için neye ihtiyacımız var? Çocukluk dönemini tanımaya ihtiyacımız var. İki kitap tavsiye edeyim. Hatta iki üç tane kitap tavsiye edeceğim ama hani birçok izleyici belki pedagoji okulunu takip edenler mutlaka almışlardır ama şu söylediklerimin ne anlama geldiğini şu iki kitap üzerinde görebilirsiniz. Bir yetenekli çocuğun dramı. Bunu okumanızı tavsiye ederim. Dili ağır gibi geliyor, işte anlaşılması zor gibi geliyor, hayır, hayır. Onu kolaylaştıracak olan, aslında orayı daha anlamlı kılıp sizi hazırlayacak olan ikinci bir kitap daha tavsiye edeyim. Cezasız Eğitim 1. Cezasız Eğitim 1. kitabı tavsiye ederim. Önce Cezasız Eğitimi 1 okuyun, sizi hazırlasın, içinizi, zihninizi kendi dilinizde, kendi kültürünüz, kendi yaşam örnekleriyle birlikte bir hazırlasın sizi Cezasız Eğitim ve arkasından yetenekli çocuğun dramını okumanızı tavsiye ederim. Hani evet okudum. Birçok kişi okudu zaten. Evet okudum. Ha, burada kitaplarda onu da göstereyim. Yetenekli çocuğun dramı. Benim başucu kitabım. İkincisi de cezasız eğitim. Arkada varsa eğer göstermeye çalışayım. Cezasız eğitim. Evet o da burada var. Onu da göstermeye çalışayım. Cezasız eğitim. Bu iki kitabı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Pedagoji okulunu anlayabilmek, anlata, anlamlandırabilmek için bu iki kitaba ihtiyacımız var. Bunun yanı sıra eğer hani birazcık bir kitap okuyayım diye düşünülecek olursa, bir de e, mutlaka yeni çıkan şu kitabı, Kendini Affet kitabını ve bununla birlikte aslında Bırak ve Rahatla kitabını kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Bu iki kitap, yani Bırak ve Rahatla kitabı, onu da göstereyim hemen. Birbirine benziyor renkleriyle de birlikte. Bırak ve Rahatla bir terapi yöntemi anlatıyor, bir iyi oluş yöntemi, duygusal farkındalık yöntemi anlatıyor. Kendini affet ise bunun içerisindeki ayrıntılardan, bireyin suçluluk duygusundan kendini nasıl sıyıracağını, kendisini nasıl kurtaracağını ve kendisini nasıl affedeceğini anlatıyor. Dolayısıyla tüm bunları aslında bir bilişsel farkındalık içerisinde kişi fark ederse şunu fark edecek. Ya bu benim zarara uğramış yanım. Öfkem, gerginliğim, kendiliğim değil. Ben bir dönem ki ağırlıklı çocukluk döneminde giderilmemiş ihtiyaçlarımın aslında şu anda karşılığını yaşıyorum. Ve bu bir kader değil, toparlayabilirim, ruhsal olarak zarara uğramışım, duygusal olarak zarara uğramışım ve kendi özüme tekrar dönebilirim. Bu yapılabilir kısmı yapılamıyor mu? İşte atölyeler falan düzenleniyor. Oralara katılın. Yani kitabı okudum nasıl yapacağımı bilmiyorum. İşte ya da bir takım bilgilere eriştim nasıl yapacağımı bilmiyorum. Atölyeleri yakında bir atölye var. Bundan sonra atölyeleri de başlayacağız. Ne zaman var ilk atölye? Kendini affetme atölyesi var. 17-24 Eylül Ekim tarihlerinde. 17-24 Ekim pazar günlerine denk geliyor. O tarihlerde. Sosyal medyayı takip edecek olursanız Twitter'da ve Instagram'da da onun duyuruları da yapıldı katılmanızı tavsiye ederim. Nasıl yapacağınızı bilmeden oturarak sadece kendinizi kötü hissettiğinizden şikayet ederek e, olacak bir şey değil. Yeryüzü yaşamaya değer. Yeryüzü iyi bir yer. Gerçekten iyi bir yer. İnsan kendini iyi hissedebiliyor. Yaşadığı her şeye rağmen kendisini güçlü de hissedebiliyor. İnsan çok güçlü bir canlı. Bu gücü kaybetmemiş olmak asıl önemli. 144 programdır bunları anlatmaya çalıştım. Umarım daha nice 144 program, 145 programdır bunları anlatacağım. Efendim pedagoji okulu başladı. Pedagoji okulu bundan sonra yine her akşam saat 21'de evlerinizde YouTube'da misafir olacak. E, birlikte olmaktan ben keyif alıyorum. Efendim haftaya saat 21'de, cuma akşamı saat 21'de yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.